أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن عشر من سورة المائدة. Bugün Maide Nesefi tefsirinin Maide suresinin 18. dersini 32. ayetinden itibaren okuyoruz. Min ecli zalike ketebna ala bani İsrail ennehu men katala nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fekennema katalen nase cemi'an ve men ahyaha fekennema ahyen nase cemi'a. Yüce Allah, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. 32. ayet bu şekilde. Yüce Allah, insanların birbirini öldürmemeleri için, öldürmeyi önlemek için, nefsi muhafaza etmek için çok acayip bir üslubla ortaya koymuş. Bakalım. Direktmen Nesef'e gelelim. Ve min ecli zalike. Bir sebebi zalike. İşaret etti ki buradaki ecli sebep manasındadır. Min zaidedir. Bu bir sebebi zalike ecilden çıkıyor. Min ortada yok. Demek ki nedir? Zaidedir. Ve bi illetihi, bu da işaret etti ki buradaki sebep illet manasındadır. Yani bunun sebebiyle, bunun illetiyle ketebna. Ketebna min ecli zalike. Min ecli zalike muakhar ketebnaya mutalliktir. Ecil sebep manasına. وَذَٰلِكَ ذَٰلِكَ لَفْسِ اِشَارَةٌ اِلَى الْقَتْلِ الْمَذْكُورِ. Katle mezkure gidiyor. Hani لَاِنْ بَسَّتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُولَنِ مَعْنَ بِبَاسِتٍ يَدْيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُولَكَ اِنَّ خَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. ذَٰلِكَ وَمِنْ اَجْدِ ذَٰلِكَ, bu katilden dolayı ketebna. Bitti. Demek ki min zaidedir. Ecil sebebiyet manasındadır. Zalikenin muşaru ileyhisi katildir. Qile huve muttasılın bil ayetil ula. Şimdi normalde bu 32. ayetin başıdır, müstennefedir. Qile huve muttasılın bil ayetil ula. Bir kile demiş ki bu min ecli zalike bir önceki ayette mutasıldır. Ona bağlıdır. Kileye göre min ecli zalike ketebnaya mutallık olmaz. Bir önceki ayetin devamı olduğuna göre feyukafu ala zalike. Zalike lefsi üzerine artık vakıf yapılıyor. Vakıf min ecli zalike. فَأَسْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ. Bundan dolayı nadimlerden oldu. فَأَسْبَحَ'ya mutalıktır. فَأَسْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ mutalıktır. Zalike üzerine vakıf yapılıyor. O da söylüyor. Mana nasıl gelir? اَيْ فَأَسْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ. فَاَسْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ وَمِنْ يَتَعَلَّقُ بِكَتَبْنَا. Benimki burada bir eksiklik var. فَاَسْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ, nüshelerinize bakın. فَاَسْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ لِأَجْلِ حَمْلِهِ,
Bu li ecli hamlihi min lam manasındadır buna göre. Ecil illet manasındadır. Zalikenin muşaru ileyhisi hamildir. İnni uridanet ente bu ebi ismi ve ismi hüftekun min ashabinler ve zelge ceza uzamin fattavvat lehu nefsu katle aki fe katelu fe esbah minel khasine fe basınla guraben yapasu fil ardi li yürüyehu keyfe yuvari sevete aki kal ya velete acesu en ekune misi hazin gurabi fe uvari sevete aki fe esbah minel nadimine li ecli hamlihi. لِأَجْلِ حَمْلِهِ Zalken muşaru ileyhisi hamildir. اَوْ لِأَجْلِ قَتْلِهِ Yani hamil, sırtında kardeşini uzun süre taşımasından dolayı nadimlerden oldu. لِأَجْلِ حَمْلِهِ eksik. اَوْ لِأَجْلِ قَتْلِهِ Yahut da muşaru ileyhisi katıldır. Kardeşini öldürdüğünden dolayı pişman olanlardan oldu. Bitti. فَأَسْبَحَ مِنَ النَّادِمِنَ لِأَجْلِ حَمْلِهِ اَوْ لِأَجْلِ قَتْلِهِ Hamilden dolayı veya katilden dolayı nadimlerden oldu. Bu bir kilenin görüşü. Bu kileye göre car-ı mecrur esbahaya mutalattır. وَقِيلَ O eksik olana devam ediyorum. هُوَ مُسْتَنَّفٌ Min ecli zalike cümle müstenifedir. Mabadındaki ketebnaya mutalıktır. Bu sefer vel vakfu alen nadimin. Vakıf nadimler üzerine yapılır. Fe esbaha minen nadimin. Bitti. Min ecli zalike ketebna ala beni İsrail'e. Bu iptidaidir. Car-ı mecrur ketebnaya mutalıktır. Takdimi hasri ifade ediyor. Benu İsrail'e enne men katelnesen bir nefsinin üzerine bunun bu hükmün vacip olması min ecli zalikedendir. O eksik olanı söylüyorum. Ey fe esbaha minna nadimine li ecli hamlihi ev li ecli katlihi ve qile huve mussenefun vel vakfu alan nadimin. Buna göre ve min yeteallaku bi ketebna la bi nadimin. Ki müstenefe diyenlere göre min ketemnaya mutalliktir, nadimineye mutallik değildir. Min ecli zalike ketebna ala beni İsrail'e. Beni İsrail üzerine biz vacip farz kılmışız. Neyi farz kılmışız? Ennehum men katale nefsen. Ya bu bütün insanlara, bütün dinlerde var. İslamiyet'te de bu var. Niye beni İsrail'i Yüce Allah zikretmiş. Hassehum bil zikrim. Benu İsrail'i zikre has kılmış. Ve in işterekel kullu fi zalike. Ve in işterekel kullu fi zalike. Her ne kadar hepsi, bütün insanlar bu hükümde müşterek iseler, Benu İsrail'i zikre has kılınmasının sebebi budur. Lianne Tevrat'a. Evvelu kitabin fihi lahkamu. Ahkamları kapsayan, ahkamları ihtiva eden ilk semavi kitaptır. Tevrat'tan önce ne vardı? Zebur vardı, mevaizlerden ibareti, öğütlerden ibareti. Ahkamlar içinde yok değildir. Hassam bi zikri ve in işterekel kullu fi zalike lenne Tevrat'a evvelu kitabin fihi lahkamu. Yani buradaki ennehum men katel nefsen benu İsrail'e has bir hüküm değil. Bu hükümde bütün insanlar, bütün dinler ortaktırlar. Sade ilk benu İsrail'de oluştuğu için Yüce Allah ilk onların kitabında zikrettiği için onları zikre has kılmış. Ketebne ala beni İsrail'e ennehu şenhal men katel nefsen. Ya ennehu demir nereye gidiyor? Demirü lişeni. Biz de öyle dedik. وَمَنْ مَنْ قَتَلَدَكِ مَنْ شَرْتِيَتُنْ Men'e nedir? Şartiyedir. بِغَيْرِ نَفْسِنْ بِغَيْرِ قَتْلِ نَفْسِنْ بِغَيْرِ قَتْلِ نَفْسِنْ İşaret etti ki, gayr ile nefs arasında mudaf mukadder.
اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ Yani bir غَيْرِ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ Bir kimse bir nefsi öldürürse, öldürdüğü kişi de herhangi bir nefsi öldürmemiş. اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde bir fesadlık, bozgunluk da yapmamış. Bu اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ اَتْفٌ عَلَى نَفْسٍ Bir gayri nefsin, bir gayri fesadın fil ardı. Nefs üzerine matuf olunca ey bir gayri fesadın fil ardı. Yeryüzünde bozgunluk yapmamış. Kimseyi de öldürmemiş. Buna rağmen biri kalkıp böyle bir nefsi öldürürse cezası nedir? Ne yapmış, nasıl bir günah işlemiş oluyor? Şimdi geliyor. O fesade fil ardı nedir? Ve huve şirku. Adam şirk koşmamış, murted olmamış. اَوْقَتُ الطَّرِقِ Yol kesmemiş. Kimsenin yolunu kesip, kimse öldürmemiş, malını almamış, gelen giden yolcuları korkutmamış. اَوْ يَخُتَ فَسَادًا مُرَادْ كُلُّ فَسَادٍ يُجِبُ الْقَتْلَ Kişinin katline yol açan, kişinin katlini mubah kılan herhangi bir bozgunluk. Hepsini alabilir. كَتَبْنَا عَلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا Sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Ne konuda? Ey fizzen bir zenb konusunda, günah konusunda. Bakın, bir insan bir insanı öldürmeye teşebbüs ettiği zaman, niyetlendiği zaman, bunu düşünürse, ben bu insanı öldürürsem, yeryüzünde 7,5 milyar insanı öldürmüş gibiyim. Bu kadar günah işliyorum. Bunu düşünürse, karşıdaki kişiyi öldürmekten vazgeçer. Bakın Yüce Allah, öldürmeyi önlemek için nasıl bir caydırıcı cezayı koymuş. Peki nasıl oluyor? Bir kişi öldürmek, 7,5 milyar insanı öldürmek, 8 milyara yakın insanları öldürmek gibi olur. Anil Hasan Hasanul Basri radiyallahu anhu'den rivayet edilmiş. Ne demiş? Niye feke ennemâ katelen nâse cemi'an? Demiş li enne katilen nefsi cezâuhu cehennemu. Bir insanı öldürenin cezası nedir? Cehennemdir. Başka? وَغَدَبُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın ona gazabe gelmesidir. Başka وَالْعَزَابُ الْعَظِيمُ Büyük azaba çarpılmaktır. Peki وَلَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Eğer bütün insanları öldürürse neye mushak olur? لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ Bunun üzerine bir şey artırmaz. Yine cezası cehennem, yine cezası gadabullah, yine cezası azabu azimdir. Yani çokları öldürürse cehennemden çıkıp başka bir azaba gitmiyor ki. Bu yönüyle fekennemâ katelen nâse cemiyan. Hasanul Basri rahimehullahu teala bu ayeti, ayeten bu cümlesini bu şekil mana etmiş. Ve men ahyâhâ ha nefse gidiyor. Kim nefsi diriltirse ne demek? Ve men istenqadha min ba'di esbabil helaketi. Kim nefsi helak edici esbabların bir kısmından kurtarırsa. Ve men istenqadha min ba'di esbabil helaketi. O da nedir? Min katlin. Diyelim biri birini öldürmekten kurtardı. اَوْ غَرَقِنْ Biri boğulacaktı, biri onu kurtardı. اَوْ حَرَقِنْ Biri yanacaktı, biri onu yangından kurtarırsa. اَوْ هَدْمِنْ Biri birini bir yıkımın altından çıkarırsa. اَوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ Veya bunun gayrisi herhangi bir sebepten dolayı, gayrizal herhangi bir sebepten, ölüm sebebinden biri birini kurtarırsa. وَمَنْ اَحْيَهَا
وَمَنْ اِسْتَنْقَذَهَا مِنْ بَعْدِ اَسْبَابِ الْهَلَكَةِ مِنْ قَتْلٍ اَوْ غَرَقٍ اَوْ حَرَقٍ اَوْ هَدْمٍ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Sanki insanların tamamını ne etmiş? Diriltmiş. Birini öldüren hepsini öldürmüş gibi, birini diriten, birini katır sebebinden kurtaran sanki bütün insanları kurtarmış gibi oluyor. Bakın ceala kılmış Yüce Allah. Katlel vahidi ke katlel cemi'i. Yüce Allah bir insanın öldürmesini bütün insanların öldürmesi gibi kılmış. Ve kezel ihya'u. İhya da öyle. Bir insanın diriltmesi bütün insanların diriltmesi gibi kılmış. Niye öyle yapmış? Tergiben ve terhiben. Tergib İhya'ya gidiyor. İnsanları öldürmemeye teşvik etmek için. Ve terhiben birini öldürmekten korkutmak için, caydırmak için Yüce Allah böyle yapmış. Bu tergiben ve terhiben. Lafun neşri nedir? Lafun neşri müşeveştir. Ceala'ya mutalliktir. Ceala katlen nefsi, ceala katlel vahidi ke katlel cemi'i ve kezalike l-ihya'u tergiben ve terhiben. Liennel mutaniye birini nasıl burada tergib terhib oluyor? Yani katlul vahid, katlul cemi gibi kılması, birinin ihyası, hepsini ihyası gibi yapmak, bu niçindir? Tergib terhib içindir. Gerçekte burada tergib terhib var mı? Evet. لِأَنَّ الْمُتَعَرِّدَ لِقَتْلِ النَّفْسِ. Bir nefsin katline kendini arz eden, kendini sunan, yani herhangi birinin öldürmesine teşebbüs eden kişi. İza tasavvure, tasavvur ederse, İza tasavvure enne katlaha ke katlin nasi cemi'an. Bilirse bu nefsi öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir. Azzume zalike aleyhi. Bu nefsi vahidin öldürmesi ona çok büyük gelir. Fesebbete, bu tahir eder, geri tutar hu onu, yani onu öldürmekten geri çeker. Ve kezalike lezi erade ihya'eha, bir kişi bir insanın ihyasını irade ederse, izâ tasavvere enne hukmehu ke hukmi ihya'i cemi'in nâsi, izâ تصور أن حكمه كحكم إحياء جميع الناس. Bunu düşünürsem, ben bunu öldürürsem, diriltirsem, yeryüzünde bütün insanları diriltmiş gibi sevap alırım. Bu iyilik, bu ihya bu kadar büyük bir şeydir. رَغَبَ فِي إِحْيَائِهَا. O nefsin ihyasına daha rağbet eder, daha heyecana gelir, daha şevke gelir. Tekrar ediyorum. لِأَنَّ الْمُتَعَرِّدَ لِقَتْلِ النَّفْسِ اِذَا تَصَوَّرَ اَنَّ قَتْلَهَا كَقَتْلِ النَّاسِ جَمِعًا اَزُمَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَسَبَّتَهُمْ وَكَذَا الَّذِي اَرَادَ اِحْيَاءَهَا اِذَا تَصَوَّرَ اَنَّ حُكْمَهُ كَحُكْمِ اِحْيَاءِ جَمِعِ النَّاسِ رَغَبَ فِي اِحْيَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ. Onlara geldi. Hum kimlere geldi? Demir kimlere gidiyor? Ey Beni İsrail'e. Bunlar geçmişler değil mi? Rusuluna, bizim rusullarımız bunlara gelince, Rusuluna, Cumhur'un kıraati şu an Rusuluna'dır. Rusuluna Ebu Amr, Ebu Amr-i Besri Rusuluna sinin sükunuyla okumuş. Bil beyinati bil ayatil vadihati. Bil ayatil vadihati. Bizim rusullarımız vadih, açık, büyük mucizelerle, ayatlarla Ben İsrail'e geldiler. Ne oldu? Sümme
Rusullarımız ayetlerle, ayet-i vadihayla geldikten sonra inne kesiren minhum. Benu İsrail'in çoğunluğu ba'de zalike, zalike ne diyor? Ba'de ketbina aleyhim. Onların üzerine bu ketipten sonra onların çoğu. Zalike nereye götürüyoruz? Ketebna'dan anlaşılan ketbe götürürüz. Ev ba'de meci'i rusuli bil ayati veyahut da ca'ethum'daki meci'e götürüyoruz. Sümme inne kesiren minhum ba'de zalike fil ardi yeryüzünde le musrifune. İsraf edicidirler. Yeme içmede mi israf ediyorlar? Hayır, fil katli. Buna rağmen bunu ketip ettikten sonra katilde, özellikle peygamberlerin katilinde çok ileri gittiler. Le musrifune fil katli ne demek? La yubalune bi azametihi. Bir insanın öldürmesi, bütün insanların öldürmesinin azametini gözetlemeden, bunu aldırış etmeden katılda çok ileri gittiler. Sümme inne kesiren minhum ba'de zalike ba'de ma ketebne aleyhim. Lefz itibariyle zalike'nin müşarveleyisi ba'iddir. Ba'de ma ketebne aleyhim burada da bu daha ba'id. Tabi bode mekan içindirler. Burada bode telaffuzi. Ev ba'de meci'i rusulü bil ayati. Buna göre müşarülesi ne olur? Garip olur. Zaliken vadi ba'ide olduğundan dolayı ba'de ma ketebna. Ha, ba'de ketebna dedim. Benimki ma var. Ba'de zalike ba'de ma ketebna aleyhim. Zalikenin vedana göre ma ketebnaya götürmüş, bayda götürmüş. Ev meci'i rusulü bil ayeti bu da garibe götürmüş. Vad-i bayd içindir, garibe de istemaları caizdir. Elfazlar birbirlerine istihare ediliyorlar. Ama her ikisine göre meci de olursa, ketib de olursa muşaru ilehisi ne oluyor? Akli oluyor, mester oluyor, hades oluyor. İsmin işaretin ved'i de mahsuslarıdır. Biz de ne deriz? Burada ma'kul, mahsus yerine nazil edilmiş. Sümme inne kesiren minhum ba'de zalike fil ardi le musrifune fil katli la yubalune bi azametihi. 33. ayete geçiyoruz. 33. ayet اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَوْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُسَلَّبُوا اَوْ تُقَتَّعَ اَيْدِهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْاَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 33. ayet budur. Ne tefsire inelim. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Allah Resulüne savaş açan, Allah ve Resulüne savaşı ilan eden, savaş yapanların ancak cezaları nedir? En yukattelû. Haber orada gelir. Ya biri derse tamam Allah'ın Resulü ile savaş yapılır. Allah'la nasıl savaş yapılır? Allah'a nasıl savaşıyorlar? Ey evliya Allah'ı. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ يُحَارِبُونَ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ Mudaf mukader. Ya Allah'ın evliyalarıyla savaş yapmak, Allah'la savaş yapmak gibi midir? Bu şekil mudafi takdir etmek uygun mu, sahih mi? Evet. Fil hadis-i şerifte يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَ اللّٰهُ زُلْجَلَالَ Bir hadis-i kudsi'de şöyle diyor. Men ahane li veliyen kim benim için bir veliye ihanet ederse yani benim velim olduğundan dolayı ihanet ederse
Fakat barezeni bil muharebeti. Bu kişi muharebeyle bana karşı çıkmış. Bana karşı kendini izhar etmiş demektir. Bakın, men ahane li veliyen fakat barezeni bil muharebeti demek, bir veliye eziyet etmek, Allah'a savaş açmak demektir. Öyleyse elleden yuharibun Allah yuharibun evliya Allah'ı takdir edersek yerindedir. İnne ma cezaullezine yuharibun Allah ve resuluhu yuqatiluna babıdır. Ey evliya Allah fil hadisi yaqulullahu taala men ahane li veliyen fakat barazen bil muharebeti. Ve yes'un fil ardi fesaden mufsidin. Yeryüzünde ve yes'un çalışıyorlar. Fil ardı, yeryüzünde gayret ediyorlar. Fesaden mufsidin. Yani mufsid oldukları halde yeryüzünde gayret edenler, çabalayanlar. İşaret etti ki fesaden mesler ismul faal tevlindedir, hal olur. Ve yes'avne fil ardı hale kevnihim mufsidine. Ve yecuzu en yekune mef'ulen lehu. وَيَجُزُ اَنْ يَكُنَ مَفْعُولًا لَهُ Fesaden, mesariyet üzerine kalmak suretiyle mef'ulun lehu da olabilir. وَيَجُزُ اَنْ يَكُنَ مَفْعُولًا لَهُ Mana nasıl gelir? وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَيْ لِلْفَسَادِ Fesad için yeryüzünde, bozgunluk için yeryüzünde çalışıyorlar, gayret ediyorlar. İnnemâ maykâfedir inneyi amelden men etmiş. Cezâullezîne mübtede olur. Ve haberu cezâû. Cezâunun haberi en yukattelû ve mâ utife aleyhi. Haberi en yukattelû ve mâ utife aleyhidir. En yukattelû ve mâ utife aleyhi nedir? Ev yusallabû. Ev tukatta eydihim ve erculuhum min hilâfin. اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْاَرْضِ Haber bunlardır. اَنْ يُقْتَلُوا denilmedi. اَنْ يُقَتَّلُوا فَرَّحَ بَابِيْلَ Teşdidle ifade edildi. وَفَادَ تَشْدِيدُ الْوَاحِدُ وَفَادَ تَشْدِيدُ الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ Teşdid, vahide ba'de vahidi ifade ediyor. Ve manahu manası nasıl gelir? En yukattelu min gayri salbin in efredul katle. Eğer katli ifrad etseler, diyelim birileri Müslümanlarının yolunu kestiler, yolcuları öldürdüler. Yolcuları ne ettiler? Öldürdüler. Mallarını almadılar, bir şey yapmadılar. Peki bu katillerin cezaları nedir? En yuktelu veyahut en yukattelu. وَمَعْنَوَ اَنْ يُقْتَلُوا مِنْ غَيْرِ سَلْبِينَ اِنْ اَرَادُ اِنْ اَفْرَدُ الْقَتْلَ Eğer onlar sağda katli ifrad etmişler, sağda yolcuları öldürmüşler, malını bir şeylerini almamışlar ise bunların cezaları اَنْ يُقَتَّلُوا Öldürmektir. Bunlar da yakalanır, öldürülür. Niye? Çünkü yolcuları öldürmüşler. Bir yolcu böyle fazla fark etmiş. اَوْ يُسَلَّبُوا Yahut da asılacaklar مَعَ الْقَتْلِ قَتْلَ beraber asılacaklar. Öldürülürler. İbret olsun. Fıkıh kitaplarda bunun tefsiratı geçiyor. Bir meydanda asılıyorlar. Ta ki ibret olsunlar. Bunlardan kötü niyetli insanlar ders alsınlar, böyle bir işe girişmesinler.
Ne zaman ev yusallabu ma'al katli in cem'u beyne'l katli ve akhzil mali. Yolcuları diyelim öldürmüşler, mallarını da almışlar. Bunlar katle karşı katil, mala karşı asılmaktır. Yani asılmak öldürüldükten sonra asılır. Bazılar diyorlar hayır, asılırlar. Böyle bıçaklarla, keskin aletlerle vurula vurula öldürürler. Bu şekilde diyenler de var. Ama es-sahih ki fıkıh kitaplarda öldürüldükten sonra asılacaklar. O asılmanın faydası diğerlerin ders almalarıdır. اَوْ تُقَتَّعَ اَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ Veyahut da elleri, ayakları ne yapılır? Kesilir. Ne zaman el ayakları kesilir? اِنْ اَخَذُ الْمَالَ Yol kesmişler, yolcuların malını almışlar ama kimseyi öldürmemişler. Bunlar yakalandıkları vakit elleri, ayakları kesilir. Ama min hilafin, çapraz kesilir. Bu min hilafin halun minel eydi vel erculi. Ey muhtelifeten, elleri, ayakları muhtelif olarak kesilirler. Halun minel eydi vel erculi. Ey muhtelifeten. Sağ el, sol ayak kesilir. Örnek. Bu da eğer yolcuların malını almışlar, öldürmemişler. Ev yunfev minel ardi yahut da ardan sürgün edilecekler. Arda nasıl nef edilecekler? İki şekil nef var. Bil habsi. Habs edilecekler. İza lem yezidu alel ihafeti. Sağda yolcuları korkmuşlar. Ne kimse öldürmüşler, ne kimsenin malına dokunmuşlar. Onları korktukları için, onlara korku verdikleri için hapsedilirler. Gerçi burada yunfev hapisle tefsir etti. Tefsirlerin çoğu fıkıh kitaplarında nef etmek, haps edilmek de olabilir. O memleketten başka bir memlekete sürülmek de olabilir. Hani başka memleketlere gittikleri vakit artık bu işi yapamıyorlar. Ekipleri bitiyor, kimseyi tanımıyorlar, coğrafi bölgeleri bilmiyorlar. Bazılar buradaki yunfev minel ardi hapisle değil, normal bizim bildiğimiz sürgündür. Çünkü yolcuları korkutmak da nedir? O da bir ceza gerektirir. Eğer korkutmuşlar, onlara ses çıkarılmasa, bir ceza, bir yaptırım yapılmasa, bugün korkutmuşlar, yarın mallarını alırlar, o bir gün öldürürler. اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْاَرْضِ بِالْحَبْسِ Habs edilmek suretiyle memleketten sürülecekler, yani hapsedilecekler, ortadan kaybedilecekler. İza lem yezidu alel ihafeti. Korkutmaktan başka bir şey yapmadıkları vakit. Zalikel mezkuru, bu zikredilen nedir? Öldürülmektir. Yalnız öldürme. Veya öldürmeyle birlikte asılmaktır. Veya el ayak çapraz olarak kesilmektir. Veya yeryüzünden hapsedilmek suretiyle sürgüne göndermektir. Lehum hızyun fid dünya zullun ve fadihatun. Dünyada onlara zillet var, onlara fadihat var. Bu onlara hem dünyada hem ahirette zillet ve fadihat, kabahat, bir mahcubiyettir, bir rezalettir, bir zillettir onlar için. Peki karşılığı ahirette bir şey var mı? وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Eğer tevbe etmeseler, ahirette de bunlara ne var? Azab-ı azim var.
İkinci ayete geçelim. İse bunun ibaresini okuyalım. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehû ey evliyâullâh fil hadîsi yekûlullâhu teâlâ men ahâne li veliyen fekad bârezenî bil muharebeti ve yes'avne fil ardı fesâden mufsidîne ve yecûzen yekûne mef'ûlen lehu ey lil fesâdi ve haberu cezâû en yuqattalû ve mâ utfe aleyhi ve efâde teşdîdû el vâhide ba'del vâhidî. وَمَعْنَهُ أَنْ يُقَتَّلُوا مِنْ غَيْرِ السَّلْبِينَ اِنْ اَفْرَدُوا الْقَتْلَ وَاحِدَ بَعْدَ وَاحَدَ اَوْ يُسَّلَّبُوا مَعْ الْقَتْلِ اِنْ جَمَعُوا بَيْنَ الْقَتْلِ وَاَخْزِ الْمَالِ اَوْ تُقَتَّعَ اَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ اِنْ اَخَذُوا الْمَالَ مِنْ خِلَافٍ حَالٌ مِنَ الْاَيْدِي وَالْاَرْجُلِ اَيْ مُخْتَلِفَةً اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ بِالْحَبْسِ اِنْ لَمْ يَزِدُوا عَلَى الْاِخَافَةِ ذَٰلِكَ الْمَذْكُرُ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ذُلٌّ وَفَضِيحَةٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 34. ayete geçelim. O da buna bağlıdır çünkü. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ İlla o yol kesiciler ki siz daha onlara kudret edemeden, onları yakalamadan tevbe etseler bu ceza onlara uygulanmaz. Kendileri tevbe ettiler, yaptıklarına pişman oldular, vazgeçtiler. Siz de onları yakaladınız. Artık bu söylediğimiz ceza uygulanmaz. Ya ne olur? فَتَسْقُتُ عَنْهُمْ هَذِي الْحُدُودُ Bu hadler öldürmektir, asılmaktır, el kesmektir, sürgün edilmektir, hapsedilmektir. Bu cezalar sakıt olur. لَمَّا هُوَ حَقُّ الْعِبَادِ İbadın hakkı sakıt olmaz. Yol kesmişler, birilerinin malını almışlar. Onu vermeleri lazım. فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah-u Zülcelal çok affedicidir. يَغْفِرُ لَهُمْ بِالْتَوْبَةِ Tevbe ile onları affeder. Ya deseydi artık bu iş bitmiş, cezaya çarpıldılar, af edilmek yok, tevbenin faydası yok deseydi ne olur? Rahimdir ve yerhamuhum fela yuazibum onlara merhamet eder. Onları ne etmez? Azaplandırmaz, cezalandırmaz. 35. ayete geldik. Burada duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري